Teknovadisi'nden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlere çok güzel bir video ile karşınızdayım yine sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1 Nisan 2016'da Türkiye'de yepyeni bir, çok hızlı bir çağ atlayacak bir dönem başladı. 4.5G teknolojisi tüm yurdumuza yaygınlaştı ve biz ise bugün bunun hızını test edeceğiz ve diğer 3G ve 2G'ye oranla hızlarını kıyaslayacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle speed test uygulamanızı yüklemeniz gerekiyor. Şu an ben Kayseri'de ikamet ediyorum sevgili arkadaşlar ve Turkcell hattını kullanıyorum. Şu an dışarıdayım. 1 Nisan'dan önce 3G şebekesine testler yapmıştım. En fazla hızım 10 megabit'e çıkmıştı saniyede. 4G'ye geçtim 1 Nisan'da. Pardon 4.5G'ye geçtim ve hızım ister istemez altyapı yetersizliğinden dolayı bazı yerlerde 20-30 megabit saniye, bazı yerlerde 100 megabit saniyeyi görmüştü sevgili arkadaşlar. Öncelikle telefonunuzun ve hattınızın, sim kartınızın desteklemesi gerekiyor bunu. Üst tarafta 4G olarak yazıyor. Benim LG G2 kullanıyorum bu arada. Sizin telefonunuzda LTE teknolojisi olarak geçtiği için LTE yazabilir. Yeni telefonlarda 4.5G olarak yazıyor sevgili arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yine telefon ayarlarında zaten 4.5G'yi destekleyip desteklemediğini de söyleyeceğim sizlere. Eğer destekliyorsa o ayarı, mobil şebekelerdeki ayarı da göstereceğim sizlere sevgili arkadaşlar. İsterseniz öncelikle speed test uygulamasını Play Store'dan indirmiştim. Yükleyeceğim. 1 Nisan'dan sonra dediğim gibi testler yaptım. İstediğim hızlara ulaşamadım maalesef. Kayseri'de altyapım yetersiz, tam bilemedim. 30 megabit saniye, 40 megabit saniye gördüm. Bazı yerlerde 100 gördüm. Bir de şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Telefonun mobil şebekelerle ilgili CAT değerleri varmış. LG G2, G3 gibi eski cihazlarda CAT değeri 4. Yeni cihazlarda, S6 gibi cihazlarda bu değer 6'ymış. 6 olan cihazların değerleri megabit hızları 250-300 megabit saniye üstüne çıkıyor. Bu cihazlarda ise LG G2, G3 cihazlar ise CAT değeri 4 olduğundan 150-200 arası değişiyor. Diğer o dediğim cihazların da S6 ya da iPhone 6 daha var mı tam bilmiyorum, size yanıtmak istemiyorum. 6 olduğunu görüyoruz. Buna da bir bakın öncelikle. CAT değeriniz de önemli. İnternetten aratırsanız. Bunu yeni öğrendim. İsterseniz fazla uzatmayın. Testime başlatayım. İnşallah yüksek gelir şansınıza. Evet, şu an hala 25 megabit 30 megabit saniye görüyorum. Ping 18 milisaniye. Evet, hala hayal kırıklığına uğruyorum açıkçası. 100 megabit saniyede ulaştığı yerler oldu. Onu da göstereceğim size. Eğer videoyu tekrar yapmak gerekirse. İşin garibi download hızım upload hızından düşük geldi bu civarda. Dediğim gibi her yerde aynı stabil hızı vermiyor. Şu sonuçlarıma bakayım isterseniz. Daha önce de yapmıştım testleri. Maalesef programı sildim. Telefona root attım çünkü ayarlar silinir diye telefon ayarlarını, program ayarlarını silmek zorunda kalmıştım. Şu an en yüksek hız değerim 26 megabit saniye. Upload hızım 45 megabit saniye. Ping hızım 18 milisaniye. Sonuçları böyle sevgili arkadaşlar. Yine yeri geldikçe yüksek olduğu yerde göstermeye çalışacağım. Eğer videoyu koymazsam. Eğer tabi ulaşabilirsem uza. Maalesef istediğim hızı açıkçası tatmin edemedi. Yine unutmadan şunu da söyleyeyim size. Şu telefonunuz eğer destekliyorsa A modu ayarından otomatik GSM, VCDMA, LTE seçeneğini seçin. Zaten az çok Android telefonlarda ayarlar kısmı aynı olduğu için buradan seçebilirsiniz. Eğer buradaki ayarlarda bir bahsedecek olursam GSM'i seçerseniz çok eski bir teknoloji olan 2G'ye dönersiniz. VCDMA 3G otomatik derseniz zaten bu telefonun şeyine göre destekliyor ama 4.5G'yi desteklemesi için GSM, VCDMA, LTE'yi seçin. Yani LTE'yi mutlaka seçin. Dediğim gibi üst panelde ben de 4G olarak yazıyor. Diğer telefonlarda 4.5G, bazı telefonlarda LTE yazıyor. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Yine diğer seferde 100 megabit'e eğer ulaşabilirsem sizlere bunu göstereceğim sevgili arkadaşlar. Ben Mahmut sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, izlediğiniz için. Takiplerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. İster istemez istediğim hıza ulaşamadım maalesef. Başka bir şehirde olsam nasıl olacak bilmiyorum. Altyapı zamanla yerleşecektir. Bu konuda şüpheniz olmasın. Çoğunuz dediğim gibi hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz. Daha da lafı uzatmadan zamanla da iyi olacağını düşünerek yeri gelecekte de tekrar test yapacağım, bunu da belirttim. Daha da uzatmayayım isterseniz. Bizleri takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Facebook, Twitter, Instagram hesabımızdan Teknovadisi hesabımızı takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Takiplerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizler için önemlidir. Sizlere teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Umarım sıkmamışımdır. Kısa tutmaya çalıştım. Olabildiğince önemli şeylerden bahsettim. İyi günler dilerim sevgili arkadaşlar.